Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de hiçbir zaman şu ana kadar almadığım karşı atak ödüllerimi alacağız. Ve sonrasında da turnuva etkinliğine falan bakacağız. Bir de belki, hatta belki değil, kesinlikle alıyorum sırf bu video için. Bu videoda çok önemli şeyler yapmayacağım için çok önemli bir şey daha yapacağım. O da sürpriz kalsın. Herkesten bu videoyu tam 3000 beğeni bekliyorum. O sürprizi özel çünkü güzel bir sürpriz. Hani çok özel bir şey değil ama güzel bir şey yani. Bayağı biriktirmelik, bayağı zaman harcayan bir şey olduğu için güzel bir şey. Sizlerden güzel bir like sesi bekliyorum ve hala kanala abone değilseniz, yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. 100.000'e çok az kaldı artık, 2500 falan kaldı. Arkadaşlarınıza falan da söyleyin, abone olsunlar, hemen bir 100.000 abone olalım. Hadi bakalım arkadaşlar, paylaşmayı falan da unutmayın. Abone değilseniz de yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone de olun. Sen de abone olduğun için şu anda çok teşekkür ederim. Hadi bakalım o zaman başlayalım. Abone olmayan bir iki kişi daha var, onlar da olmaya da bilir ama olurlarsa sevinirim yani. Hadi bakalım arkadaşlar, ilk olarak karşı atağa girelim. Ve burada karşı atak ödülleri kısmından ben ödüllerimi alacağım. Dünya klasmanı 3'e yükseldim ancak dünya klasmanından daha hiçbir ödül alamıyorum. Hani bu ödülleri ne yapıp alındığını bir öğrenebilsem. Hani artık alacağım ama merak ediyorum ne yapıp alındığını. Bir öğrenemedim abi. Şunu mesela, ben en az dünya klasmanı 3'te olmalısın diyor. Ben zaten dünya klasmanı 3'teyim ama alamıyorum. Bunun için de aynı şey diyor. Hatta bunun için de aynı şey diyor. Ama ne yapmak gerekiyor bunu almak için, ben onu anlayamadım. Hemen pro'ya gelelim. Hatta arkadaşlar ben dünya klasmanı 3'e çıktığıma rağmen mesela şu son üçlüyü de alamıyorum. Bunu niye alamadım bir anlasam çok mutlu olacağım ama bir anlamadım işte. Hiç anlayamadım, çok ilginç. Neyse, 25.000 jetonumu alıyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde alıyorum. Ve evet, 25.000 jeton geldi. Şimdi altın karşı atak. Sezon 1 oyuncusunu alıyorum. Hadi bakalım alalım. Square. Güzel abi. Yüksek oyuncular gelsin. Turnuva için işimize yarar. Ve şimdi bir de buradan da hız gelsin artık. Hız 6 seviye olsun. Çünkü 5 seviye kaldı abi. Çok düşük. Hız gelsin 6 seviye olsun. Bir tane hız yetiyor. Ama o bir tane bana genelde çıkmıyor arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Buradan çıkması zorunlu galiba. Yani çıkması gerekiyor galiba. Yani şöyle 2-2 çıkanlar var ama bize hız bu hızdan değil ama. Biz bu hızdan bahsetmiyorduk ve kaptan çıkacak galiba. Yok, kaptan bile çıkmadı. İşte arkadaşlar o çıkmıyor. O son bir tane kalınca çıkmıyor abi. Hadi bakalım. 25.000 karşı atak XP'si de alalım. Bunlar işimize yarar. Hani karşı atak oyuncusunu yükseltiriz. Sonra onu başka bir oyuncuya basarız ve çok işimize yarayacak bir şey. Ve coins'im tam sıfırlanmışken 35.000 coins bile benim için çok önemli bir şey. Yani o yüzden mutluyum şu anda. 100.000'e en azından birazcık da olsa yaklaşacağız. 10.000 antrenman XP'si çöp. Aa, 30 beceri geliştiricisi daha varmış. Güzel abi. Bunlardan beceri geliştiricisi almamız gayet güzel oldu. Hadi bakalım. 10.000 antrenman XP'miz de geldi. Şimdi altın karşı atak sezon 1 oyuncusunu alalım. Sezon 1 diyor, oyunun sonuna geldik neredeyse. Adam sezon 1 diyor. Dostevi ve Stankiu. Elit çıkmadı, olsun abi, sağlık olsun. Biz bugün ama bir elit oyuncu alacağız. Bu videoda bir elit oyuncu var. Ona özelliği gerçekten artık 2500 beğeni lütfen geçelim bu videoda. Hadi bakalım saldırganlık. Hadi bir hız çıksın. Hız istiyorum sizlerden. Hadi EA Sports, o hızdan bir tane ver. Hadi bir tane ya. Çıkmıyor ya, şaka gibi. Hepsinden aynı şeyler çıkıyor ama o hız dediğim şey çıkmıyor ya. İstiyorum diye çıkmıyor sırf. Anlamadım abi, anlamadım gitti gerçekten. Ve başka da bir şey açamayacağız beceri geliştiricileriyle ilgili. Yani o hızı unutalım artık. Takımda bir gelişme yapamayacağız maalesef. Karşı atak XP'lerinden bir tane daha çıkardık. Ve şimdi sezon 1 oyuncularını da açalım. 3 tane daha oyuncu verecek. Ve Dostevi yine aynı oyuncu. Oo, aynı oyuncular geldi. Zuber. Tamam, Zuber farklı bir oyuncu ama diğerleri aynı oyuncu. Birazcık sıkıntı. Ve şunu açamıyorum. Çok sinir oldum. Neden açamıyorum anlamadım. Ben dünya klasmanı 3'e çıktım ama bunları açamıyorum. Yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Bunları neden açamadığımla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ve şimdi arkadaşlar bunları aldık. Bu ödülleri aldık. Ve şimdi sırada arkadaşlar ne var? Ve yani şu hızın bir tane kaldığını size göstermek istiyorum abi. Şaka gibi çıkmadı ya. Şaka gibi bir durum gerçekten. Ve bir sonraki takım kahramanlarında da takım kahramanı çıkartamazsam ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir dahaki takım kahramanları paket açılımı videosunu izleyin. Orada en az bir tane takım kahramanı olacak. Kaç gün kalmış ona da? 3 gün kalmış. 3 gün sonra takım kahramanı çıkartacağız abi. Gerçekten ben yürekten inanıyorum. Siz de yürekten inanıyorsanız hem bu videoya like atın hem de o videoyu kesinlikle izleyin. 4 gün sonra veya 3 gün sonraki video o olacak. Kesinlikle izleyin abi. Gerçekten güzel bir video olacak. Ve şimdi abi sırada ne var? Sırada abicim bunları tek tek almak var. Hemen tek tek alalım bunları. Aquar. Aquar mı artık? Her neyse. Bunların hepsini tek tek almamız gerekiyormuş. Biz öyle duydum yani, öyle gördüm. Ki
bir tane Player of the Month fişi ve bir tane elit oyuncu alabilmek için. Gerçekten gayet güzel olacak bu bizim için. Çünkü ikinci podum fişimizi alacağız ve üçüncüsü için bayağı bir zorlamaya çalışacağım. Üçüncüsü birazcık zor olacak. Olur mu bilmiyorum. Olmayacak gibi. Onun için de oyuna points yatırabilirim. Arkadaşlar büyük miktarda points yatırmayı düşünüyorum. Para yatırmayı düşünüyorum. Sizler destek verdikçe ben para yatıracağım. Ancak abi gerçekten çok önemli. Para yatırmam gerekiyor ama yatıramayabilirim. O biraz sıkıntı olacak. Yatırabilirsem güzel bir point almayı düşünüyorum abi. Hani eğer bütçem el verirse yatıracağım. Evet. Ben zaten YouTube'dan kazandığım paraları YouTube'a harcıyorum. Şu anda hani hiçbir gelirim yok. Yani YouTube için, ekipmanlar falan için harcıyorum. Ve oyuna ara sıra coins alıyordum biliyorsunuz. Bu aralar almıyorum. Sponsorluğu da bitirdim. Ve sponsorluğu bitirdikten sonra almamaya karar verdim. Şu anlık almıyorum ama belki ilerleyen zamanlarda alabilirim. Ve şeyde yatıracağım abi. Büyük ihtimal points satın alacağım. Abi bana mantıksız geliyor birazcık. Canlı yayınlarımda söylüyorum ama sizler beni destekledikçe ve en sevdiğiniz oyun yani bu oyuna para yatırmamı istiyorsunuz. Ve ben de yatıracağım büyük ihtimalle. Hani 24.000 points almayı düşünüyorum ama bilmiyorum abi. Belki alamayı da bilirim. İlerleyen zamanlarda göreceğiz abicim. Destekledikçe ama mesela çok desteklediğinizi görürsem çok yüksek bir ihtimalle alacağım. O da aklınızda bulunsun. Hadi bakalım abi. Şunları da tek tek açalım. Bunları da tek tek açmak gerçekten çok uzun sürüyor ama tek tek açarken de sizlerle konumuzu konuşmuş oluyoruz. Ve bir sürü de oyuncu elde etmiş oluyoruz. Bunlar gelecekte bizim işimize yarar bu oyuncular. Kadro kurma görevlerinde falan olsun. Gerçekten işe yarayabilir abi bunlar. O yüzden bunları bir alalım. Hadi bakalım. Hintersler. Bu arada bundan bir hafta sonraki kadro kurma görevi ne olacak? Onu da çok merak ediyorum. Ve oyundaki en kötü dönemimde yani en az coins elde edebildiğim tarzda dönemde bu tarz bir etkinlik geldi ve bu benim çok moralimi bozdu. Evet. Keşke ST Patrick's Day'de bir şanslı olsaydık da bir Coleman falan çıkarsaydık gerçekten harika olabilirdi. Coleman bana çünkü çok lazım. Gerçekten aşırı lazımdı ama alamadık maalesef. Bu arada bu haftanın en iyi oyuncusu kim? Onu da çok merak ettim. Uf. Sen müthiş bir adamsın. 89 Salah. Süper abi. Bu adam gerçekten ama hak ediyor ya. Gerçekten. Geçen Salah'tı zaten ayın oyuncusu ve bu hafta da girmiş. Helal olsun ya. Gerçekten ama hak ettiği için giriyor. Tebrik ediyorum onu da. Helal olsun abi. Vallahi helal olsun. Aa dur yanlış bir şey bastım. Yanlışlıkla korktum. Şimdi Naby Keita'yı alıyoruz. Bu adam da harika bir adam. Keşke MDO kartı olsaydı ama olsun abi. Bakın. Şu özelliklere bakın. 79 hız ama dribbling daha bu kartın 95. Bu haldeyken bile yani. Daha siz düşünün. Biz biraz boost verdikten, yükselttikten sonra kim bilir kaça yükselecek. Gerçekten harika olacak. Bu arada belki yarın bir PUBG videosu, PUBG Mobile videosu atabilirim. Bir tane oyun gireceğim işte. Kazanırsam onu da atarım. Bir iki oyun girelim. Kazanırım diye düşünüyorum. Kolay zaten abi. Hakim Ziyech 78'lik MO çıkarmış. Hani aynı zamanda bilgisayarda da oynayanlar için PUBG Mobile gerçekten çok kolay gelebilir. Ama daha önceden bilgisayarda hiç oynamadıysanız belki birazcık da olsa zorlanabilirsiniz yani. Hadi bakalım bunu da alıyoruz. Alalım bakalım. Ve son anda yetişecek galiba. Ben birazcık fazla yeter diye düşünüyordum. Hiç yetmeyecek neredeyse. Hemen bunu da alıyoruz. Ve hatta neredeyse aynen bir 50 kalacak bizde. Tomkins'i de aldık. Ve 5 altın ilk 11 oyuncusunu alıyoruz. Buradan yok 50 kalmayacak. 150 de kalabilir ya. 50 ya 150 kalacak. Ondan emin değilim. Ve şimdi sırada bir tane seçkin ilk 11 var. Gelson Martins mi? Raul Albiol mu? İliç işte olabiliyor. Oo Muslera da varmış. Abi 50 de alıp Muslera'yı alacağım. Öyle mi yapsam ya? Öyle yapmayı düşünüyorum. Aynen ya bir 50 daha alalım. Şuradan Muslera'yı alalım. Hem siz de sevinmiş olursunuz. Galatasaraylı kardeşlerim için elimizde Muslera bulunsun abi. Muslera'nın inform kartı elimizde bulunsun. Full inform Galatasaray kadrosu kuracağız neredeyse. Bu arada Muslera bu maç. Bu hafta hangi maç? Galatasaray maçı mı acaba? Ondan mı bahsediliyor? Galatasaray-Fenerbahçe maçıysa Galatasaray maçı olacaktı zaten Muslera. Galatasaray-Fenerbahçe maçıysa evet Muslera iyiydi. Ama bir dakika ya bu hafta daha farklı bir maç oynandı da aklımda değil şu anda ya. Yok oynanmadı ya en son Galatasaray-Fenerbahçe ile oynadı gibi geliyor. Ama bir bu hafta maç oynanmadığı için benim birazcık kafam karıştı abi unuttum biraz. Neyse şimdi Muslera'yı da alacağım. 100-150 haftanın takım puanı birazcık boşa gidecek ama abi zaten diğer ayın oyuncusunu ben pointsiz imkansız almam diğer fişi o yüzden. Bunu da oynuyorum ve buradan Fernando Muslera'yı da alacağım. Evet arkadaşlar şimdi Fernando Muslera'yı takımımıza katıyoruz gördüğünüz gibi 83 iken takımımıza girince biraz da artabilir derken Muslera'yı aldık. Mart 3. hafta bu oyuncu 28 Mart'tan sonra satışa sunulabilecek diyor. Ama ben büyük bir ihtimal satmam diye düşünüyorum ve şuradan da abi
Mart ayın oyuncusu puanını da alıyorum. Bu arada bana 250 bin coins falan nereden geldi ya? Coins'im artmış bir anda, şaşırdım. Neyse. Ayın oyuncusu Mart'a giriyoruz. Ve şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. 13 gün kaldı. Ve 2 tane ayın oyuncusu puanım var benim. Ve bana 3 tane lazım abi. Bana bir tane daha lazım. Ve abi aslında şöyle de yapabilirim ben. Bir dakika, bu ne ya? Ha bir dakika şimdi. Arkadaşlar ben 5 milyon coins de alabilirim aslında buradan. Bir 5 milyon coins, bir de 500 beceri geliştirisi falan, ama oyuncuya bağlı abi. Oyuncu güzel olmazsa, güzel olursa points yatırırım. Güzel olmazsa da coins alırım. Daha da mantıklı bile olabilir. Şimdi ben buraya girdiğim zaman burayı açamıyorum galiba şu anda. Evet, fazla oyuncu lazım bana, 72 artı. Yok ama bende işte. Neyse arkadaşlar, o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Hem karşı atak ödüllerini aldım, hem oyuncusu fişi aldım. Siz de şöyle güzel bir like sesi atarsanız Mustera'yı da aldım sizler için. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı unutmayın. Güzel yorum video serileri bekliyorum yorumlara. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Adamsınız. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için de. Eyvallah. Sağ olun. Bay bay. Elim burkuldu. Aaa.